Halk arasında mide mikrobu olarak bilinen mikroptan nasıl korunmamız gerekiyor? Kendimizi nasıl koruyacağız? Helicobacter pylori mikrobu, işte halk arasında mide mikrobu diye bilinen Helicobacter pylori midede bir enfeksiyon yaratıyor. Ama çok enteresan, bu yeni bulundu esasında. Yani çok eskilere dayanan bir şey değil. Yıllarca şuna inanıldı hep tıp camiasında. Mide o kadar kuvvetli asit üretiyor ki yediğimiz her şey steril olarak bağırsaklara geçiyor. Öldürüyor bütün mikropları. Oysa sonra elektron mikroskobu çıkınca mide mukozası incelenirken üzerinde mikrop olduğu görülüyor. Ona bakılıyor falan. Neyse, Helicobacter pylori mikrobu bu şekilde bulundu. Sonra asidin içinde yaşadığı tespit edildi. Herkes şaşırdı falan. Ve şimdi bunun ne kadar önemli olduğu da anlaşıldı. Onu yok etmeye yönelik tedaviler yapılınca mide tedavisinde de çok başarılı sonuçlar elde edildi. Helicobacter pylori oral yolla bulaşır. Yani kan yoluyla şöyle böyle değil, ağızdan alınır. Nasıl olur? Özellikle iyi yıkanmayan meyve sebzeyle bulaşabilir. Aynı bardaktan su içme, aynı tabaktan yemek yeme ve aynı, yani çiftler arasında da öpüşmekle de geçebilir. Ama en sık bulaş şekli iyi yıkanmayan meyve sebzelerdir. Onun için ben hastalarıma bunu çok öneriyorum Esra Hanım. Özellikle yeşillikler, kıvırcık, salata, roka, yapraklı sebzeler sirkeli suda bir 10-15 dakika bekletildikten sonra iyice yıkansın, tekrar durulansın. Bir de bu suyunun çıkartıldığı bir aparat var. Hani süzgeç gibi. Onunla da suyu minimalize edildikten sonra güzel salata yapılsın. Bu çok önemli. Bir de bizim hani bizde biraz mutfağın arkasında bu temizliğe de dikkat edilmiyor. Yani restoranlardan bahsediyorum. Yani en çömezler, ne bileyim, salata hazırlıyor. Şu bu falan. Onların iyi yıkanmasına falan şeflerin falan hep dikkat etmesi lazım ki halka bulaşmasını engellemek lazım. Yani yeşilliklerin çok iyi yıkanması gerekiyor. Kesinlikle. Gerekebilir. Aynı bardaktan su içmemek lazım. Ağız kokusu varsa bu önemli bir belirteç. Hani nefesim kokuyor, nefesi kokuyor falan filan derler ya. Bu mideden yemek borusuyla bir baca gibi düşünün. O iltihaplı koku genize gelir. Yani nefeste koku varsa bir kişide ya dişlerindendir ya sinüslerindendir, geniz arkası falan, veyahut da midesindendir. Bu varsa bunların araştırılması lazım. Helicobacter pylori'nin bir işaretidir bu.